Bir de şöyle düşünmek lazım. Bakın dünyadaki örnekler ne? Bunu da düzgün koymak lazım. Mesela İngiltere'de anayasada resmi kilise vardır. Anglikan kilisesidir anayasası. Dolayısıyla aslında bütün dünyada devletle din ilişkileri netamelidir. Evet. Bak. Tek düze bir ilişki yoktur. Biz hani genelde şöyle anlıyoruz Türkiye'de. Ya Türkiye'de şey var, diyanet var, o halde laiklik yok. İngiltere'de laiklik yok mu? Daha çok kuzeye gidelim de pek netamelidir. Oralar biraz daha rahat. Almanya daha şimdi rahat. Şimdi bakın işte burada bence temel sorun şu. Türkiye'de anlaşılmayan temel mesele var. O da şu. İki tane din eğitim modeli vardır. Bunu din eğitimciler uzunca sürede tartışıyorlar zaten. Bunlardan bir tanesi dışlayıcı din eğitim diyoruz biz buna. Exclusive dedikleri. Bir de inclusive dedikleri kapsayıcı din eğitimi. Birincisi dışlayıcı demek şu. Benim hakikatim haktır. Benim dışımdaki bütün hakikatler batıldır. Bugün İslam'da herkesin söylediği şey bu ama. Tabii. Yani Türkiye'de anlaşılan bu bugün. He. İkinci din eğitim modeli kapsayıcı din eğitimi. Bu da şudur. Benim söylediğim haktır ama bununla birlikte hak sadece benim söylediğimden müteşekkil değildir. Bence tarihte olan Ehl-i Sünnet'in kuşatıcı olmasının gerekçesi budur. Türkiye'de din eğitim modeli maalesef mezheplerden kaçarken daha kapsayıcı bir eğitim modeline doğru evrilmedi. Evrilmedi. Tam aksine daha dışlayıcı bir modele doğru evrildik. O yüzden ben mesela bunu önemsiyorum. Mesela benim kanaatim şu. Hanefilik ve Maturidiliğin en temel özelliklerinden bir tanesi işte ehli kıble tekvir edilemez, tenzili inkar olmadıkça tevilin inkarı kişiyi dinden çıkarmaz gibi temel ilkelerle daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir din eğitim modeli mümkün. Biz eğer Türkiye'de kapsayıcı bir din eğitimi modelini inşa edebilirsek aslında belki Mustafa Hoca'nın söylediği tereddütleri de Nevzat'ın Bey'in söylediği tereddütleri de izah edebiliriz. Yani ne demek bu? Çünkü ya çok basit bir şey aslında söylediğimiz şey. Çoğulculuk modeli diyoruz biz buna. Yani bir merkezimiz var ama o merkezin etrafında da çoğulcu kanatlar oluşturuyoruz. Devletin nereye koyuyorsunuz hocam orada? Devlet burada mümkün olduğu kadar bu kapsayıcı din eğitim modelinin koruyuculuğunu yapıyor. Ve hakemliğini. Hakemliğini yapıyor. Tamam. Fakat kapsayıcı olanın dikkat edin. Evet. Dışlayıcı olana kadar olana da tepki gösteriyor. Batıda olan bu aslında. Yani dışlayıcılığın yayılmasını engelliyor ama bununla birlikte bütün söylemleri tek tipleştirmiyor. Şimdi bunu başarmak için de bence biraz önce yeniden başka şeylere ihtiyacımız var bizim. Bir şey daha sorayım hocam. Mesela oraya medreseyi nereye koyacaksınız orada? Ya şimdi Türkiye'de medreselerin tartışması da çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Sorun olduğu için soruyorum yani, zaten. Hayır şu açıdan da sorun oluşturuyor Nevzat Bey. Mesela ben medreselere karşı değilim. Hı hı. Ben tarikatlara da karşı değilim, cemaatlere de karşı değilim. Ben Türkiye'de tarikatında, cemaatinde sosyolojik bir gerçek olduğunu söylüyorum. Buraya gidecek insanlar da bulunabilir diyorum. Çünkü toplum çok katmanlıdır. Yani biz herkesi rasyonalist bir tefekkür sürecinden geçiremeyiz. İster istemez Türkiye'de, toplumda böyledir zaten, farklı kanatlara gidecek insanlar orada nefes alacak. Fakat bir şeyi de gerçekliği de konuşmamız lazım. Bizim medrese dediğimiz Türkiye'de yok ki. Bugün medrese dediğiniz sistemle gelenekte konuştuğumuz medrese aynı şeyi ifade etmiyor. Ben şunun için sordum. Tevhid-i tedrisat yani, üzerinden sordum. Yani hocam, şimdi hakem olacak dedik ya devlet. Hocam yani Hilmi hocama ben... Tarikatlar da bugün mesela bizim konuştuğumuz tarikatlar da gelenekteki tarikatları kapsamıyor. Mesela benim zihnimde medrese dediği zaman yani kusura bakmayın mantık okutmaya medresem olur gelenekte. Hocam. Felsefe okutmayan. Felsefe evet. Okutmayan medresem olur. Gelenekte. Hocam, Hilmi hocam en başta ilk cümlesinde yanlış hatırlamıyorsam dedi ki din sadece din meselesi değildir bu ülkede. Aynı zamanda güvenlik meselesi. Evet. Şimdi buradan bakarsak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük yıkımdan sonra kala kala elde avuçta bir ulus devlet kaldı ve dört elle ona sahipleniyoruz. Sahip çıkıyoruz. Son yurdumuz. Şimdi buradan bakarsak devletin din meselesini aynı zamanda kritik bir güvenlik meselesi olarak ele alması ve üniter yapının bekası için mesela belli bir spesifik mezhebi tercih etmesi, fazla görüş çeşitliliğine riskli olarak görmesi doğal değil mi hocam? Doğal. Doğal. Onun için mesela
Türkiye'de ilginç bir paradoksal gibi görünen ama bu açıdan bakıldığında gayet izahı makul olan bir durum var. Mesela Alevi Bektaşi çevrelerin siyasi tercihleri bu rejimi devleti kuran CHP'ye yakındır. Ama bu devletin kurucu unsurları ve kurucu iradesi bu tür çeşnili farklı, yani ehli sünnet hanefi gövdenin dışında kalan yapıların kendini temsil imkanına, mesela devletin bir diyanet bünyesinde temsil imkanına hiçbir zaman sıcak bakmamıştır. Neden olmuştur bu? Çünkü burada cumhuriyeti kuran iradenin ehli sünneti sevdiği, hanefiliğe ram olduğu, ona bayıldığından değil, hazır nüfus ortalamasının kahir ekseriyeti, sevada azamı sünni olduğu için sünniliğin diyanette temsiline karar vermiştir. İşte güvenlik meselesi. Şimdi hocam, hem güvenlik meselesi deyip hem de devletin kapsayıcı, kuşatıcı, bütün çeşitliliklere ön açıcı bir din yorumunu benimsemesi Türkiye'nin sosyolojisi açısından çok bağdaştırılabilir bir şey değil. Yani orada bir paradoksal durum çıkıyor hocam. Onun için bir şey daha yapacak yani. Onu dikkate alırsanız, bir de buradan bakarsanız, evet, siz olması gerekeni anlatıyorsunuz, bir de devletin olması zaruri gördüğü bir vaka olarak karşımızda bir durum var. Sıkıntı buradan doğuyor zaten.